Nazlı. Heh. Nazlı, sana çok güzel haberlerim var hayatım. Doktorlarla konuştum. Bütün tetkiklerini yapmışlar. Sonuçlar çok iyi çıkmış. Çok rahatladım. Oh, çok şükür. Oh. Hayati, kalbim azıcık tekleyince sen biraz korktun mu bensizlikten? Yok hayatım, ne ilgisi var bununla? Sadece yani bu hastalık sonuçta bir ciddi bir şey. O yüzden. Korkmuşsun, korkmuşsun. Yani sonuçta insan korkuyor tabii. Yani karısı sonuçta. Yani hayat arkadaşı sonuçta. Hayati, sen kendinden mi bahsediyorsun, başkasından? Ama utandırıyorsun beni ya. Utanma benim canım. Hadi anlat bakalım. Sen neden korktun canım benim? Hayatım, sen benim neden korktuğumu benim kadar iyi biliyorsun zaten. Bu arada o ameliyattayken sen sürekli mesajlar yağdı biliyor musun? Akrabaların biri geldi, biri gitti. Biri geldi, biri gitti. Bu arada yeğenin Bahadır aradı. Ah. Ziyaretine geliyormuş. Ya çocuk evlenmiş, haberimiz yok. Ay sen ne diyorsun? Ya. Gelsin canım Bahadır'ım. Gel, gelinimi de getirsin bana ya. Getirsin. Kaç sene oldu ya biz onu görmeyeli? En son liseye mi gidiyordu bize geldiğinde? Oldu, bayağı oldu. Çok oldu. Bak, görüyor musun? Evlenmiş. Gelinimi göremeden gidecek. Ama sen yine hep konuyu oraya getiriyorsun. Ay Hayati, ne seviyorsun duygularını bastırmayı ya? Aman be! Teyzem! Ay! Geçmiş olsun teyzem, öpeyim. Sağ ol benim canım, sağ ol benim tatlışım, hoş geldin. Ay gelinimi de getirmiş benim canım ya! Teyzeciğim, izninle tanıştırayım. Aşkım, yârim, bebeğim, gözümün nuru, göz aydınım, bir tanem, ömrüm, Mehtap. Bunların hepsi için tek bir kadın getirdim. Yani bir yanlış anlamadım yani. Bizde yanlış olmaz enişte. Kendisi benim yârim ve biriciğim. Teyzem merhabalar. Ay, çok korkuttunuz bizi. Ay maşallah. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Ay ne kadar da kibar, ne kadar da güzel. Maşallah, maşallah. Ne olacak kızım, işte iki damarım tıkanmış. Doktorlar açtılar sağ olsunlar. Bahadır'cığım, sonunda böyle iyi anlaşabildiğim birini bulduğun için çok sevindim. Güzel oldu. Doğru. Vah mı? Bahadır, senin sevdiğin kadın Biricik'inle ilgili iyi anlaştığını söylüyorlar. Ve senin sadece tepkin vah mı? Tamam. Eğer benim sevdiğim kadın, sevdiği adamın verdiği hıh tepkisini olumsuz olarak yorumluyorsa, senin sevdiğin adam sevdiği kadını kalbine gömer ve şuradan çıkıp gider biliyor musun? Sevdiğin kadının sevdiği adam eğer sevdiği kadını sevdiği adamsız bırakmayı göze alıyorsa, belki de sevdiği kadın sevdiği adamsız kalmalıdır Bahadır. Şimdi tabii kelimeler Türkçe. Fakat yan yana geldiklerinde bir anlam çıkaramıyorum. Hiçbir şey anlamadım ben. Şimdi şöyle diyor. Sevdiği adamın adam diyor, sevdiği kadının diyor, ha, sevdiği adam. Yok ben de anlamamışım. Yok ama bir gerginlik var gibi. Dur şimdi ben bir soracağım. Bahadır'ım, oğlum siz neden tartışıyorsunuz acaba? Önemi yok teyzem. Teyzem! Evet. Burada morg var mı? Ay tövbe bismillah. Baba vardır aşağıda kızım, hayırdır? Gidip ilk boş çekmecesine kendimi gömeceğim. Eğer benim sevdiğim adam sevdiği kadınla ilgili onu kalbine gömmekten bahsediyorsa, beni en yakın mezarlığa gömsünler daha iyi. Mehtap dur! Dur Mehtap. Sevgilim dur. Ne yapıyorsam deliliğimden yapıyorum. Senin aşkın delirtiyor beni sevgilim. Zaten gidemem ki. Aşkım çapa atmış yüreğime Bahadır. Yavrum, okyanus sulu spreyi var burada. Ben boğulur mu acaba? Sağ ol teyzem. Biraz duygusal anlar yaşadım da ondan ilgili. Duygusal anlar, duygusallık. Biz pek bilmeyiz böyle şeyleri değil mi hayatım? Teyzeciğim, özür dileriz. Hastalığına duyduğumuz üzüntü bir stres yarattı. O stres de ilişkimize yansıdı. Yoksa biliyorsun ki ben bir aile adamıyımdır. Ailem
Benim için her şeyden önce gelir. Evet. Ben böyle bir adam. Evet, belli. Anlıyorum. Yani büyük büyük gösteriyorsunuz sevginizi birbirinize. Biraz büyük bir. Ama belli ki seviyorsunuz. Birbirinizi. Sevmez olur muyuz be teyzeciğim? Ölüyoruz. Ben bir aile adamı olduğum için ben hem aileme hem de sevdiğim kadına ölürüm. Ben de hem sevdiğim adama ölürüm hem de sevdiğim, taptığım adamın ailesine ölürüm. Ben de benim aileme ölen sevdiğim kadının tüm ailesine ölürüm. Ben de benim aileme ölen sevdiğim adamın ailesine de ölürüm, kendisine de ölürüm, sevdiği her şeye de ölürüm. Ben de sevdiğim kadının tüm ailesine... Lan yeter be ama! Bir izin verin de biraz yaşayalım çocuklar ya. Ölürüm, ölürüm, ölürüm. Ya zaten kadın burada ölümden dönmüş, siz hala burada... Allah herkesten uzak tutsun ölümü. Bak tam benden bahsediyordun, gene genele bağladın Hayati. Tebrikler. İyi güzel kızım. Bahadır sana iyi bakıyor mu? Vallahi teyzem, Bahadır bana o kadar iyi bakıyor ki. İnanır mısınız, o bakışlarına doyamıyorum. Yani daha önce bana hiç kimse Bahadır gibi bakmamıştı. Maşallah size. Nasıl bakmıştı? Sen gibi değil. Ama belli ki unutmamışsın o bakışları Mehtap. Ya falan yok enişte, bir dakika sen karışma. Ne yani Mehtap? Yani başkalarının bakışları sende yara açtı ve benim bakışlarım sadece bunları kapatan bir yara bandı mıydı? Ya da benim bakışlarım başkalarının o kirli bakışlarını üzerinden temizleyen bir çamaşır suyu muydu sadece Mehtap? Geliyor, geliyor. Fırtına geliyor. Yavaş yavaş. Eğer benim sevdiğim adam sevdiği kadının... Tamam mı? Anlattığı şeyleri anlamıyorsa, o sevdiğim adam diğer adamlardan farkını bilmiyorsa benim farkımı da bilmiyordur. Eğer benim sevdiğim kadın farkını fark etmediğini fark etmiyorsa benim zaten o farklı olan adamlardan bir farkım yok demektir Mehtap. Var. Var, senin bir farkın var. Herkes bana bakarken ben sana baktım Bahadır'ım. Sen bana baktın diye ben sana baktım. Teyzem! Evet. Burada doktor var mı? Olmaz mı? İyi misin? Bu hayatta doktor çağırın mı? Ya ben iyiyim. İyiyim ama yani eğer benim sevdiğim adam kalbine gömmeyi falan düşünüyorsa öyle... O doktor gelsin, bu kalbi yerinden söksün, atsın ya. Atsın. Yemin ediyorum ben bu kalpsiz olayım ya. Sökülsün ha bu kalp, bu yerinden sökülsün ya. Sökülsün yemin ediyorum ya. Yiğitin bir adamım ben. Yiğitin bir adamım Mehtap. Hatta biliyor musun, adam bile değilim ben. İstiyorsan şimdi şu kapıdan çek git. Ardına bile bakma. Neden biliyor musun Mehtap? Çünkü bana değmez. Yapamam. Yapamam Bahadır. Ben gidemem, sensiz kalamam. Senden vazgeçemem Bahadır. Benim sevdiğim adam bile sevdiğim adama laf edemez. Yapamam. Yapma. Sevme beni Mehtap, sevme! Ya sen bunu bir olasılık mı sanıyorsun? Bir alternatif mi sanıyorsun sen? Anladın mı? Seni sevmek başka bir şey. Seni sevmeden yaşayamam ben Bahadır. Ama istiyorsan seni sevmekten de vazgeçerim. Adı kalkar giderim. Mehtap hayır. Mehtap dur. Mehtap gitme. Gitme yarim. Gel buraya saçları rüzgar kokan kadınım. Gitme. Gidemem ki. Adımları mezar olur bana. Gel buraya. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Aşkımsın benim. Kalbim. Sevdam. Her şeyim. Evet teyze, hala aynı yerde mi oturuyorsun? Lan yeter be! Bu ne saçma bir şey evladım? Oradan oraya nasıl geçtin? Öyle çabuk geçilmez orada. Ne yaşıyorsunuz siz ya? Enişteciğim, bizim sevda dedim kadınla aşkımız biraz tutkuludur. Tutku. Tutku mu diyorsunuz siz? Siz bu aranızdaki şeye tutku mu diyorsunuz? Bu aranızdaki şeyi bir doktora gösterdiniz mi evladım? Ya vallahi. Teyzeciğim biz tanıştığımızdan beri böyleyiz. Evladım siz nerede tanıştınız? Tımarhanede mi tanıştınız? Nerede tanıştınız evladım? Yok be enişte. İnanır mısınız? Benim yarimle aşkım tartışarak başladı. İnanırız. Ya şimdi şöyle oldu, anlatmak isterim. Böyle bir gün biz ortak bir arkadaşımız onun evine gittik. Bahadır da babet çorabı giymişler. Ben baktım bunu gördüm çoraplarını. Bunun çoraplarıyla dalga geçince falan bu bir sinirlendi falan. Ondan sonra kalktı bir hışımla ayakkabılarını giydi. Ondan sonra arabaya atladı gitti. Ben durur muyum? Ben de durmadım. Ben de atladım arabama. Bu gidiyor ben gidiyorum. Bu gidiyor ben gidiyorum. Açtım camı. İyi diyorum ya, iyi konuşacağız
diyorum, yok karizmaya inmiyor falan. Ondan sonra baktım bunun ineceği yok. Geçtim arabanın arkasına, güm 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 güm. Nasıl vuruyorum biliyor musunuz? Gittik ağaca yapıştık. Önce o yapıştı, sonra arkasına ben yapıştım. Her taraf toz duman, böyle parçalar marçalar falan filan derken... ondan sonra bu indi arabadan böyle bir sinirle. Ben baktım bunun gözlerine, ben bakınca o da benim gözlerime baktı falan filan. Gülünce hemen bu erirdi. Öyle bir aşk başladı yani, filmlerdeki gibi. Evet, Katil Doğanlar filmi gibi. Bu. Anlamadım. Bu. Bu. Vay lan, bu. Ha, su istiyor. Su. Oğlum sen kaç yaşına geldin hala bebekler gibi suya bu mu diyorsun? Yok be teyzeciğim. Sevdiğim dediğin kadın... demin anlattığı şu hikayede benden sürekli bu diye bahsetti ya. Biraz gururuma dokundu. Vay be Mehtap, demek bu ha. Pardon ama... ben bu romantik aşk hikayemizi... senin teyzene anlatırken... senin eğer takıldığın şey buysa... ben senden özür diliyorum. Yok. Asıl ben özür dilerim Mehtap. Ama kimden özür dilerim biliyor musun? Seni amansızca, apansızca seven bu kalbimden özür dilerim Mehtap. Öyle mi canım? Ben de var ya sana abu dilimle sevdiğim adam diyorum ya... sana o sevdiğim adam diyen ağzımdan özür dilerim. Seni görünce öyle tir titreyen abu ellerimden özür dilerim. Özür. Hayır, asıl ben özür dilerim. Anladın mı? Sevilmemek varken sevmeyi seçmiş aklımdan... kalmak yerine gitmeyi tercih eden bu kadını adadığım ömrümden özür dilerim Mehtap. Asıl ben özür dilerim. Neden Hayati? Duygularını bastırmayı tercih ettiğin için mi? Hayır. Burada tek başına kalıp dinlenmen gerekirken... bu iki zibidiyi buraya çağırdığım için özür dilerim. Hayati, bir kere de duygularını bastırma ya. Vallahi sıkıldım ha. Çok güzel söyledin teyzem. Ben de sıkıldım. Sevdiğim kadın tarafından her gün hor görülmekten çok sıkıldım. Al şu leşleri, al sapla kalbi, bitsin bu iş. Bırak onu, bırak. Tamam o zaman, al şu makası, sapla kalbi, bitsin bu iş. Tamam, al şu damlayı, asidi gözüme de vur. Bırak kazağı çıkacak. Al şu çekici, vur kafama, bitsin bu iş. Ulan çok istedin, vur bir kaç tane, ben rahat. Hayati! Tamam, bırak. Gel bakayım şöyle, gel. Kalk kızım ayağa. Yapmayın çocuklar böyle. Kızım sen de bırak, ağlama artık. Tamam, bitti. Hayati amca. İstediğiniz bir organ nakli var mı acaba? Ben var diyeceğim. Sen de zaten ben ölüyorum, benim organlarımı al diyeceksin. Değil mi? Sonra buradan kaçacaksın. Tam kapıdan çıkmak üzereyken bu da diyecek ki... Mehtap dur! Sonra yanına gelecek, saçını öpecek. Sonra okşayacak. Ondan sonra sen de... yapacaksın. Vay be işte. Nereden bildin ya? Oğlum deminden beri ben bu filmi iki kere izledim. Yapmayın çocuklar, siz birbirinizi seviyorsunuz. Böyle didişip durmayın. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Enişte, biz yarimle böyle seviyoruz. Seviyoruz değil mi Bahadır'ım? Sevmez miyiz yarim? Gel buraya. Gel saçları ışık kokan yarim. Hadi lan! Işık kokan ne be? Oğlum ışık kokar mı ya? Saçma saçma artık zirveye çıktınız ha. Oğlum bu ne biçim vıcık vıcık bir sevgi ya? Bu ne biçim bir sevgi? Asıl sizinki nasıl sevgi enişte? Kadın burada ölüm döşeğinde yatıyor. İki saattir ne ben sensiz olurum, sensiz yaşayamam ya da seni seviyorum hayatım dedin mi şu kadına ya? Oğlum bunları sürekli söylememe gerek yok ki. Nazlım zaten biliyor bu. Yani böyle sürekli böyle şeyler konuşulmaz. Böyle şeyler konuşursanız o ilişki de zedelenir, zarar görür yani değil mi? Yani Bahadır biraz haklı aslında. Yani insan ölüm döşeğindeyken bir iki güzel laf da duymak istiyor açıkçası. Hayatım ama ben yapamıyorum biliyorsun. Yani utanıyorum, ağlayasım geliyor. Ama sen zaten anlıyorsun beni. Anlıyorum ama yine de bunca yılın sonunda bir iki güzel söz duymayı da istiyorum. Sen ne düşündün ben ameliyattayken? Sen ameliyattayken ben ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündün canım benim? Eğer dedim benim Nazlım ölürse... Evet. Eğer dedim benim Nazlım ölürse... Evet. ...bana kim yemek yapacak? Ütüydü, çamaşırdı, bulaşıktı. Bunları kim halledecek, bana kim bakacak dedim. Öyle düşündüm. Keşke duygularını bastırmaya devam etseydin hayatım. Vallahi ben doktoru falan beklemiyorum.
oraya gidiyorum hayatım. Ama hayatım öyle deme. Ben duygusal şeyler de düşündüm de. Yani onları insan bir anda toparlayamıyor. İşte burada azıcık yalnız kal, toparlarsın inşallah hayatım. Nazlı dur! Hayati! Saçları kepekli kadın. Bana bak, sakın bir şiir bile yazmadan eve gelme, sakın. Hayatım, ben onları toparlayamıyorum. Bir dakika, Nazlı. 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 Görüyorsun değil mi yarim? Nasıl aşklar var? Göremiyorum Bahadır'ım. Senin aşkından başka hiçbir şey göremiyorum. Gel buraya saçları iklim değiştirelim.